Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son güncel versiyonda zirve programına eklenen yine temassız muhasebenin bir adımı olan e-arşiv faturaların indirilmesini, kesilen e-arşiv faturaların indirilmesini ve muhasebeleştirilmesini anlatacağım. Öncelikle firmamızı seçip programımıza giriş yapalım. Programımıza giriş yaptıktan sonra muhasebe kısmında müşavirler için çok kullanışlı bir özellik. Muhasebe bölümünde, ben de iki programda muhasebe modülü olarak geçiyor. Sizde müşavir varsa diğer sekmeler yoktur, onu söyleyeyim. Muhasebe modülünde genel muhasebeyi tıklıyoruz. Alt tarafa baktığımızda, şöyle biraz ekranı yakınlaştıralım. Express aktarım diye bir menü eklendi. Buton ama tıklayınca açılıyor, bir menü açılıyor. Buradan e-arşiv 5000 30.000 aktar diyor. Buna tıklıyoruz. Sonra sol tarafta firmaları görüyorsunuz. 3 kare firmasını seçiyorum ben. 3 kare firmasını seçtikten sonra üstten hangi ayı faturalarını indireceğim? Tekrar söylüyorum, bu 3 kare firması tarafından, bu gelir dersinin e-arşiv portalından, 5000-30.000 portalından kesilen faturaları, firmanın kestiği faturaları indirip muhasebeleştirmemizi sağlayacak. Mart ayını seçip faturaları indir diyorum. Biraz bekletebilir fatura yoğunluğuna göre. Arka planda indirme işlemini devam ettiriyor. Faturalarımız indi. Şimdi burada herhangi bir tane faturayı, örneğin şu faturayı işaretliyorum. Kaydet diyorum. Başarıyla kaydedildi. Diğerlerini de seçip yapabilirim. Burası azaldı bakın. 28 faturaya düştü. Daha sonra muhasebeleştire tıklıyorum. Muhasebeleştire tıkladığımda benim faturam burada karşımıza gelecek. Bu faturanın fatura satırlarını burada görüyorsunuz. Bir satırdan oluşuyor. Birden fazla satırda olabilirdi. Peki bu faturayı nasıl muhasebeleştireceğiz? Entegrasyon ayarları F7. Buna tıklıyoruz. Şöyle bir ekranımız açılacak. Şimdi burada açılan ekranımızda satış faturaları, satış iade, alış, alış iade, bunlarla alakalı muhasebe kodlarını yazıyoruz. Tabii ki bizim şu an için yapmamız gereken satış faturasında. KDV'siz ürünler için matra, KDV ve diğer kodları aşağıya doğru yazıyoruz. Birli KDV için matra nedir bu? İşte satış olduğu için 600, F1, KDV matra, KDV 391, 18, bu 18 değil tabii ki, 391 birli yok bizde. O zaman birli hesap açılmamış demektir. Birli hesap açmamız gerekiyor. F1'e basıyoruz. Hesap planında 391, 18'li var. F3'e basıyorum. 391 boşluk, 01, %1 KDV diyelim. Bunu getirdik. 8'li KDV'miz satışımızda varsa, evet, 600 matrağını yazıyoruz öncelikle. Matra. Sonra KDV. 8'li yok. Yine F1'e basıyoruz. Buradan F3. 391 boşluk 0,8 diyoruz. %8 KDV. F2. Tabi yazamadık. 391, 8, 600 diyoruz. F1, 391, 391, %18 KDV dedik. Şimdi bunu kaydediyoruz. Hesap kapatmaya geldiğimizde herhangi bir sabit hesapla, örneğin 100 ile direkt kapatabiliriz. Bu bir tercihtir. Ya da kök hesap artı vergi numarası şeklinde olabilir. Yine buraya biz işte 120, 320 ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Sabit hesapla ben şu anlık kapatmak istiyorum. 100 hesabıyla. F2 ile kaydediyorum.
Diğer ayarlar, stok detaylı çalışıyorsanız buradaki ayarı işaretliyorsunuz. Yuvarlama farkları olursa yuvarlama farkı gelir ve giderini yazmamız gerekiyor. Matra hesap kodlarını yazdık, kaydettik. Bu hangi fatura türü için? Satış faturası için. Kapatıyoruz. Daha sonra bu faturayı seçip fiş hazırla diyoruz. Fiş hazırla dedikten sonra bizim muhasebe fişimiz şu şekilde gördüğünüz gibi oluştu. 600, 391, 100. Aslında bu muhasebe fişi taslak. Henüz daha fiş oluşmadı. Muhasebe fişi taslağı. Üzerinde düzeltmeler yapabilirsiniz. Şu şekilde açıklama kısmını, detayını kapatıp görebilirsiniz. Evrak numarası geldi. Şimdi yapmamız gereken son işlem fiş kaydet diyerek muhasebe fişinin oluşmasını sağlamak. Tekrar söylüyorum, fiş hazırla deyince sadece taslak hazırlıyor. Fişi kaydet diyorum. Tabii bu arada şuradaki seçenekleri yine siz kontrol edersiniz. Haftalık, günlük, her şu an için e-fatura, e-defterde her fatura ayrı fiş olduğu için onu seçtim. Ayrıca haftalık, günlük de yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Bakalım muhasebe fişimiz oluşacak mı? Evet, bu listeden kayboldu. Kapatıyorum burayı. Bu kısmı da kapatıyorum. Fiş işlemlerine geliyorum. Bakıyorum, bakın. Entegratör Hub diyor, Hub yazıyor. Fişimiz burada. F1 fiş düzeltleyerek fişimizin içine girip kontrol edebiliriz. Evet, Express aktarımdaki 5000-30000 aktarımı konusunda hazırlayacağım, anlatacaklarım şimdilik bunlar. Yeni özellikler bekleyin, daha sürprizler bekleyin. Zirve yazılım bu konuda temassız muhasebeyi en iyi kullandıran bir program. Bu konuda bize güvenin, takip etmeye devam edin. İyi çalışmalar diliyorum.